efendim, size girişte kısa bir filmimiz var. Ses önemli değil. Kapattınız mı sesi? Ses bir şey yapalım. Görüntüyü nasıl değiştireceğiz? Hocam üstünde tıklayıp tam ekran. Evet. Dikkat edin. Ne diyorsunuz? Bu bir kamera şakası mı, gerçek mi? Yoksa montaj mı? Efendim? Kamera şakası. Peki bu insanların yaptıkları normal bir şey mi? Hayır. Hayır diye bağırdı. İsmin ne senin? Sefa. Sefa dayanamadı, hayır. Niye hayır? Arabaların teklendiğini gördük ama trenin de böyle teklendiğini görmemiştik. Öyle mi? Bu insanlar düşünerek bunu yapıyorlar. Veya şimdi o insanlara bu görüntü seyredilse acaba ne derler? Evet. Çok anormal bir durum değil mi? Şimdi bu bir istisna diyeceksiniz. Ama şimdi görüntülerimiz var. Bir başkadır benim memleketimin insanı. Bizim memleketimizin insanı işinin ehlidir. Çığlık internet cafe, cırt oyun internet GD, filmler izlenir. İzmir geldi, görmüyor. Evet, işinin elinde olduğunu buradan görüyoruz. Evet, kurallara çok uyan bir milletiz. Türk insanı yenilikçidir. Aynı zamanda çok dürüsttür. Verdiği ilanda arabanın özelliklerini yazar. Sonra kapı orijinal boyalı, ebriyaj baskı balata değişmiş, iki sefer turbo değişmiş, iki sefer ön göğüs komple sökülmüş, üç sefer vites kontrolü değişmiş, iki sefer sağ ön kapı sökülmüş, egzoz orta susturucu değişmiş, arka kapı kilidi bozuk diye ilan veren gelecek kadar dürüsttür. Aynı zamanda ilericidir. Mektuplara e-mail adresini yazacak kadar.
ekonomiyi ve tasarrufu sever. 1.9 milyon liralık borca 2.5 milyonluk bu. Ekonomiyi çok seviyor. Yani alacağı 1.9 milyon TL yeni YTL'ye göre 1 lira 90 kuruş ama ödediği pul 2.5 YTL. Kural koyucudur. Evet, internet sitesi eğer bilgisayarı yapsaydı dikkat, devletin görünmez bütünlüğüne ve âli menfaatlerine zarar veren bir siteye girdiğiniz tespit edilmiştir. Şimdi hemen ellerinizi başınızın üstüne bağlayıp yere uzattınız ve görevler gelene kadar bekleyiniz. Seçenekler. Avukatımı istiyorum, internetimi istiyorum. Vallahi bir daha yapmayacağım abi. Suçüstü yakalandığı zaman Türk insanının. Evet, ayrıntılara çok titizdir. Nüfus cüzdanı seri numarası, en yakın karakol jandarma, vergi numarası, telefon numarası, parmak izi, yükle gibi bu kadar ayrıntıları isterler. Çevrecidir. Bir yeşillik görmüş, onun korunması için lütfen cimlere basmayınız, yazar. Ama bu kadar Türk insanı böyle olmasına rağmen aynı zamanda hoşgörülüdür. Sigara içmeyiniz ama tiryakiyseniz lütfen ismaretleri kutulara atınız. Aynı zamanda mütevazidir. Öz titanik. Kayın akiler gezer. Bu sorunlar karşısında devamlı çözümler üretir. Evet, bu trafik devalarına göre ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Trafik dersi okudun mu sen? Evet, ne yapacağız şimdi? Gerektiğimiz lazım. Evet. Ben yaptığım yüklümüzü de gezelim. İşinin ehlidir. Bu ilan 2001 yılında verilmiştir. 2001 yılında verilen ilanda pardon çok özür dilerim, o ilan değil. Yılmazlar Tercüme Bürosu. Tamam. Tercüme yapacak ya. Evet, çağdaştır. Çağdaştır. Bu ilan 2001 yılında verilmiştir. 2001 yılında verilen ilana ne yazmış? 5 yıllık ofis 2000 tecrübesi olacak. Ofis 2000 yılında çıktıysa o da 2001 yılında 5 yıllık tecrübe istiyor. Üstelik ücret de doğrulmuş. İş bilir. Bak neler yapıyor Turgut Gül. Bel fıtığı, bel kayması, boyun fıtığı, kılıç fıtığı, fizik tedavisi ve göbek düşüğü tedavisi yapılır. Çubukla yeraltı su aranır. Merak ediyorsanız adres telefonu açık. Yani uydurma kamera şakası değil. Bağışlayıcıdır. Hatalı kullanıyorum, sıkıysa ara diyor. Teşvik edicidir. Bir tişört alırsam 2 lira, 2 tişört 5 lira, 3 tişört alırsam 8 lira. Evet, sen olsan kaç tişört alır? Bir tişört bir anda 3 tanesini alırsan 6 lira yerine 8 lira vereceksin.
İlkelidir. Böyle her zaman kurtarma olmaz. Eğer kurtarmak sizi kurtarmasını istiyorsanız sabah 10'dan 14 arası, 16 ile 18 arası mesaisine bağlı var diyorlar. Onun dışında kurtarma yapılmaz. Garanti tutkunudur. Hamsi 1 milyon, zehirli çıkarsa para yok. Önünce gitsin. Yani bu kadar kargaşa arasında bir sorun çıkarsa uzlaşıcıdır. Otoparka giriş 500 bin, günlük 1 milyon. Hemen gidiyorum 500 bin. 5 dakika abi 500 bin, az duracağım 500 bin. Davetlere icabette dikkatlidir. Sayın Trabzon Belediye Başkanımız, yoğun programın nedeniyle davet etmiş olduğunuz panele katılamayacağım. Nazik davetinize teşekkür eder, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Fakülteye, üniversiteye gönderiyor. Panelere katılamayacağı için üzgün. Fakat genç çiftlere ömür boyu mutluluk diliyor. Ve yol göstericidir. Evet. Biliyorsunuz bu memleketimizin insanlarına, siz herhalde farkısınız. Öyle mi? Efendim, konferansımızın adı neydi? Adını bile öğrenmek çok zor. Hadi bakalım söyleyene mükafat vereceğiz. Evet, buyur. Bilinçli olmak, dengeli yaşamak. Olmaz, baktı, kopya çekti. Evet, söyle bakalım. Bilinçli olmak, dengeli yaşamak. Evet, bilinçli olmak, dengeli yaşamak. Akılda bile zor tutuyor. Ne demek bilinçli olmak? Böyle bir konuya ihtiyaç mı var? Evet, ihtiyaç var, dedi hanımefendi. Evet, ihtiyaç yok. Var mı, yok mu böyle bir konuya? Örnekler burada. Öyle mi? Buyurun. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir mübarek hadisi şeriflerinde şöyle rivayet ediyorlar. İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursanız alınız. Onun için ben evimden buralara kadar teşrif ettim. Size teşekkürü bir borç biliyoruz. Nice konferanslara diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu teyzemizi alkışlayalım. Allah razı olsun. Evet. Bilinçli yaşamak diye başlık koymuşuz. Acaba bu Türk insanında mı var bu tür düşüncesiz hareketler, yoksa bütün dünyada mı? Ne dersiniz? Evet, hayır. Bugün söyledi, bizim de hocamızın birisi gazetede de okumuş. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre eğer kılı kıyafeti görünümü güzelse mahkumun, yarı yarıya cezaya daha az alıyor. %55 olması lazım hocam. Efendim? %55 olarak okudum ben. Öyle mi? %55. Evet. Yakında mı çıktı bu? Bugün Yeni Şafak'ında. Öyle mi? Bugün haberde miydi? Taze söyledi demek ki arkadaş. Ben görmedim. Demek ki sadece bizde değilmiş bu işler. Dünyada hep böyle olmalıyız. O halde bilinçli olmak ne demek? Bunun üzerine konuya girelim. Ne demek bilinçli olmak? Evet. Parmak kaldırıp söz almak isteyen. Bilinçli olmak. Buyurun. Yaptığı işi bilerek yapmak, farkına vararak dedi. İsmin ne senin? Merve Nur. Çok güzel. Başka? Bilinçli olmak ne demek? Buyurun. Neyi niçin yaptığımızı bilmek. Neyi niçin yaptığımızı bilmek. Evet, başka? Buyurun. Yaptığımız işin yararlı ve zararlı gözünde bulundurarak yapmak.
Çok güzel. Yararını ve zararını bilerek iş yapmak. Başka? Peki örnekler verebilecek var mı? Buraya gelmek nedir? Bilinçli olarak. Çok güzel. Evet. Buraya gelmek bilinçli bir hareket değil mi? Bilinçsiz yaptığımız hareketlere örnek vermek isteyen var mı? Efendim? Buraya gelmiyor. Buraya gelmeyenler bilinçsiz. Evet. Çok kaba, bilinçsiz olmak ne demek? Bilinçsiz olmamak demek. Şaşkın olmamak demek. Ne diyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Toplum olarak bir şaşkınlık içerisindeyiz. Hatırlıyor musunuz? Evet. Katılanlar parmak kaldırsın bakalım. Toplum olarak şaşkınlık içerisindeyiz. Diyenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50. Evet, tam 50 kişi. Hayır, öyle bir şey yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Öyle bir şaşkınlık yok. Yerine parmak kaldırsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Başka alternatif? Üçüncü bir şık. Ya, evet veya hayır demeyin. Öyle süren var mı? Sen olmazsa bile bazen şaşırabilirim. Evet. O zaman geri kalanlar ne diyeceğiz? Bilinçsiz. Evet. Kendisini tam olarak tanımayıp yani her şeye atılmak şey olarak tanımalar. Onun için mi cevap vermediler diyorsunuz? Evet, bence öyle kendini tanımıyorlar yani. Siz cevap verdiniz mi? Efendim? Siz cevap verdiniz mi? Verdiniz. Vermeyenler söylemesi lazım değil mi? Teşekkür ediyorum. Yani niye cevap vermediler? Evet. Biz de cevap verdik de herhalde yarı yarıya dengeli yaşıyorlar. Ben sizin aşağıda yaşıyorsunuz demedim ki. Yani toplum olarak bir şaşkınlık yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz dedim. 56 kişi cevap verdi. Yaklaşık bir o kadar da cevap vermemiştir herhalde. Şimdi en sonunda göstereceğim bir slide'ı göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Göstereyim diyen de parmak aldım. Çoğunluk olsun da göstereceğim. Valla erkekler bir şeyin geleceğini hissettiler. Teşekkür ediyorum. Onun için parmak kaldırmadılar. Ama çoğunluk istediği için en sondaki slide'ları göstereyim. Tekrar buraya geri döneceğim. Siz hangi gruptansınız diye soruyoruz. Dünyada 3 grup insan var. Bir şey yapan küçük bir seçilmiş grup. Bir şeyin yapılmasını seyreden büyükçe bir grup. Ne olup bittiğini bilmeyen yaşayan muazzam bir kalabalık. Efendim? Bir daha okuyabiliriz. Gönüllü var mı okuyacak? Okumak ister misin? Evet. Dünyada 3 grup insan var. Bir şey yapan küçük bir seçilmiş grup. Bir şeyin yapılmasını seyreden büyükçe bir grup. Ne olup bittiğini bilmeden yaşayan muazzam bir kalabalık. Evet. Şimdi tekrar eski halimize dönelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
tane cevap vermememiz bak ne kadar mal oldu. En az 2-3 dakikamız gitti. Tamam. Oraya kadar. Evet. Efendim, ben şöyle düşünüyorum. Toplum olarak bir şaşkınlık içerisindeyiz. Ne yaptığımızın farkında değiliz. Biraz önce gördüğümüz örnekler belki istisna örnek. Ama bu istisnaların dışında birçoğumuzun zaman zaman yaptığı örnekler de çok. Biraz yukarı. Buraya gelmeden önce bilinçsiz yaşamaya örnekler bulmak üzere kafa yoruyordum. Yaklaşık bu konferans söylenmeli. 2 haftadır falan. En son bugün sabah televizyonda haberleri 2005'i özetlerken çok güzel malzemeler çıktı. Yukarı doğru çıkıyoruz hocam. Siz aşağı iniyorsunuz. Aşağıya geliyoruz. Evet, yukarı çıkıyorsunuz. Şu örneklere dikkat edelim. Bir park var. Çimen var. Çimenlerin arasına da normal yürümek üzere beton yapılmış. Bu park caminin parkı olabilir. Örneğin bizim üniversitedeki caminin önünden namaza giderken geçtiğimiz yer. İnsanlar cuma namazını kaçırmamak üzere, cuma namazına yetişmek üzere koşarak geliyorlar. Yani bu insanlar duyarlı insanlar. Ama yarım metre buradan geçse o şeye basmayacak. O çimlere basmayacak. Normal yoldan gidecek. Çimlere basıyor. Ona dur bir dakika ne yapıyorsun desen ancak farkına varacak. Peki bu insan bilerek mi basıyor? Yok. Bilmeden basıyor. Evet. Bugün dedim ya televizyondaki 2005'te olan olayları anlatıyor. İnsanlar bir ilçede doktorları olmadığı için topluca doktor duasına çıkmışlar. Ya Rabbi bizim ilçemize doktor gönder diyor. Doktor göndermenin yolu orası mı? Yani elbette dua edebiliriz ama topluca doktor göndermesi için dua etmek diye bir normal davranış olabilir mi? Eğer siz yetkililerden doktor istiyorsanız bunun başka yolları var. Efendim yine sabahki görüntülerden bir tanesi. Bir arabada yangın çıkıyor. Arabanın önünde ateşler çıkıyor. İnsanlar söndürmek için bir takım şeyler atıyor. Bazıları da taş atıyor. Evet, yani bizzat bunlar görüntülüydü. Yani taşla arabanın yangını söner mi? Hocam yine eskiye geldik. Tamam hocam. Tamam, siz oturun hocam. Allah razı olsun. Ama niye gelmesin ya? Yine sabahki filmden, haberlerden söylüyorum. Salça kamyonu devriliyor. Kamyoncu oralarda başka telaşede. İnsanlar da salça, sökülen salçalardan alıp evine götürme telaşesinde. Tayini çıkan bir öğretmen okulun kapısını kilitleyip gidiyor. 20 gün çocuklar bahçede
ders görüyorlar. 20 gün sonra ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü müdahale ediyor, okulu açıp giriyorlar. Dedim ya, iki haftadır düşünüyorum hangi örnekler versem diye. Dün buradan belediye otobüsüne bindim, üniversiteye gidiyorum. Araba çok dolu değil ama ayakta insanlar var. Bir tane genç kızımız geldi, ön koltuğa tuttu. Gelen değiyor, giden değiyor. Belki 10 defa oradaki muavin dedi ki, lütfen arkaya gider misiniz? Yani şöyle yarım adım atsa, şöyle kenara çekilse, ne kendisi rahatsız olacak, ne de başkalarını rahatsız edecek. Evet, bazı insanlar vardır mesela, çok yorulduklarını söylerler. Ya bir türlü fırsat olmuyor. İyi, o zaman çok yoruluyorsan bu kadar gezme, şarjıdan eve gelmez. Hanımlar gülüyor, çok herhalde onlar yapıyor bunu. Evet. Şimdi gençleri arıyorsunuz, arayıp soruyorsunuz mesela. Neredesin, ne yapıyorsun? Bana güvenmiyor musun? Ne ikileri soruyorsun diye itiraz ediyorlar. Aramasan, ya ne biçim anasın babasın, hiç arayıp sorduğun yok, ölsek kalsak. Efendim bunun gibi, ha en baştakini söyleyeyim, o önemli. Yine sabah 2005'te olmuş hadiselerden bir tanesi. Vatandaş suyu çalacak ya, bedava şeyi, suyu, belediyenin suyunu. İki tane giriş yapmış. Normal saatli olanı mutfağa koymuş. Diğerleri yani banyo, tuvalet gibi şeyler saatsiz olarak kaçak kullanılıyor. Soruyorlar, niye böyle yaptın? Haram yemek yasak ya. Mutfakta kullandığı şeyler haram lokma, haram su içmeyecek. Evet. İşte hayatımızda böyle gülden gülünç çok hareketlerimiz var. İşte bu nedenle ben diyorum ki, bilinçli yaşamak. Bilinçli yaşamak ne demek? Biraz önce söyledim. Sizler tekrar ettiniz. Ben bir daha tekrar edeyim. Yaptıklarının farkında olmak demek bilinçli yaşamak. Yaptıklarını bilerek yapmak. Neyi, niçin yaptığının hesabını verebilmek. Neyi, niçin yapmadığının hesabını verebilmek. Ağzından çıkanı kulağa duymak. Fark etmez dememek. Ne yapayım dememek. Ben kimim sorusuna cevap verebilmek. Bir hedefi olmak. Rastgele yaşamamak. Başkalarına göre yaşamamak. Sorumluluk sahibi olmak. Evet. Rastgele yaşayan insanımız çok değil mi? Bunların hepsi üzerinde konuşabiliriz ama ben bir tanesi üzerinde konuşmak istiyorum. Hedef sahibi olmamak. Evet. Hedef sahibi olmamak. Ne demek? Amacı olmamak. Örnek verebilecek var mı? Hocam. Buyurun. Dün ben bir derneğin programındaydım mesela. Dördeyli sit adını doldurmuş. Evet. Muazzam da bir kalabalık var. Yalnız bir bakıyorsunuz her şey ıslık çalmıyor. Kur'an okunacak, ıslık çalmıyor. Birisini takdir edeceksiniz, alkışlayacak mı, ıslık çalacak mı belli değil, birbirine karıştırıyor. Yani bu arada ben büyük bir malum yaşadım. Yani bu kadar muazzam kalabalığı bu şekilde toplayıp bilinçsiz şekilde bu tabloyu görmektense, bilinçli şekilde yavaş yavaş bazı şeyler toplumu bilinçlendirerek eğitime katkıda bulundurarak yaşatmak en iyisidir bence yani.
Evet, teşekkür ediyorum. Başka? Buyurun. Hocam ben bir şey belirtmek istiyorum. Demin dünyadan insanlar üç gruba ayrılırken birinci gruptaki insanları anlatırken özellikle yarısını bir sefer okudunuz okumadınız. Evet. Siz bunu bilinçli yaptınız ama şurada 50 kişi bilinçli olarak ismini yazdıranlardan bilinçli olarak bilmeyerek oraya itiraz etmedi. Tekrar getirseniz dersini okumadınız. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Farkında olan. Alkış hayır. O yazı internetten bana geliyor. Bundan toplantı, hepsini ben internetten topluyorum. Tamam, gelecek tekrar. Gelecek. İnternetten geliyor. Şimdi o resim. O resime müdahale edemiyoruz. Yeniden yazmak gerekiyor. Yeniden yazma fırsatı olmadığı için ona böylece koydum. Çok güzel. Aslında o kelimeyi, yani yaratma kelimesini, yapma yaratma kelimesini kullanmak kişinin bakış açısına göre değişebilir. Yapmak anlamında olanı meydana getirmek anlamında kullanıldığı zaman bir sakınca yok. Ama bir kısım insanlar bunu bilinçli olarak tersine kullandığı için kulak tırmalıyor. Onun sebebi bu. Ama tebrik ediyorum, evet. Farkında oldum. Evet, bilinçli olmak bu demek. Hedefi olmamak. Ha, hedefi konuşuyorduk, unuttuk. Evet. Bir örnekle açıklayayım. İlahiyat fakültelerini şimdi iki bölüme ayırdılar. Bir normal ilahiyat bölümü, diğeri de öğretmenlik bölümü. Geçen yıl bir dönem Kayseri'deki İlahiyat Fakültesi'ne öğretmenlik bölümü öğrencilerine derse gittim, geldim ben bir gün. Arkadaşlarla beraber geldik. Oradaki öğrencilerle bizim öğrenciler arasında tam bu kadar. Neyi anlatmak istiyorum? O kadar çok fark var. Niye? Oradaki öğrenci diyor ki ben okuldan mezun olacağım, sınava gireceğim ve öğretmen olacağım diye hedef koyuyor. Dağlar kadar fark var. Bunun gibi birçok gencimize soruyoruz. Ne yapmak istiyorsun? Bir şey yok. Yüksek lisans sınavına girerken benim klasik bir sorum var. 20 yıl sonra kendini nereden görmek istiyorsun? Hocam nereden bilelim bu Türkiye'nin şartlarında 20 biz 2 ay sonrasını bilemiyoruz. 20 gün sonrasını bilemiyoruz. Ha, önce bu iş hayalle başlar. Önce bir hedef koyacağız önümüze. Hayal edeceğiz. Bu hayal çerçevesinde fırsat buldukça da onlar gerçekleştirecek. Hayal etmek başkadır, hayalci olmak başkadır. Hayalci olmak kötüdür ama hayal etmek, hayal ederek başlamak çok güzeldir. Evet, bu kadar hedefle ilgili yeter. Çünkü daha çok güzel konularımız var. Bilinçli olmak demek, ezbere yaşamamak demek. Yani bizim birçoğumuzun yaşadığı ezbere. Neyi, niçin yaptığımızın farkına varmadan, düşünmeden hareket etmek. Bilinçli yaşamak demek, buraya niçin geldin? Bunu niye yaptın? Bununla neden böylesin? Dediği zaman hesabını verebilir. Şimdi size kısa mini bir test yapacağız. Muazzam kalabalık olmamak için cevap vereceksiniz. 4 sorumuz var. Birinci soru. Bir koşuya katılıyorsunuz. İkinci adamı solluyorsunuz. Hangi sıralamada yer alırsınız? Bir koşuya katılıyorsunuz. İkinci adamı solluyorsunuz. İkinci olursunuz. Hangi sıralamada yer alırsınız? Evet. Buyurun. Ben. Evet. İkinci. Başka? Birinci. İkinci. Evet. Efendim?
İki mi? Birinci olur diyen yok mu? Hocam, birinci olur diyenler? Birinci sırada yer alır. Birinci sırada yer alır. Evet. İkinci sırada diyenler? Evet. Üçüncü sırada? Birinci sıraya çıkarım dediyseniz tamamen yanıldınız. Çünkü birincisi gidiyor, ikincisi siz onun yerine geçtiğiniz zaman ikincisi siz olursunuz. İkinci de üçüncü olur. İkinciyi sollarsanız onun yerini alırsınız. Peki ikinci soruyu, sonuncuyu sollarsanız hangi sıralamaya çıkarsınız? Evet, bir dakika. Bu sefer herkes oy kullanacak. Sonu, yarıştasınız, en sonuncuyu solladınız. Birinci kaçıncı sıraya geldiniz? Sıralamayı değişmez. Evet. Efendim? Tur atarsın. Nasıl oldu? Tur bindirdi. Tur bindirmek hocam. Ne demek o? Yani teknik bir tabir mi? Teknik bir tabir. Ne demek o? Hocam en öndeymişsiniz. Tekrar sola. Hayır, en sonda. Tamam hocam. Tamam işte. En doğru. Sonuncuyu soluyorsunuz. Tamam hocam işte. Tur bindirdi. Öyle mi? Tur atlamak. Peki tur atlamak diyenler parmak kaldırsın. Tur bindirmek. Tur bindirmek. Ne oldu? Vaz mı geçtiniz? Tur bindirmek hocam. Tamam. Tur atlar diyenler parmak kaldırıyor. 1, 2, 3. Evet. Başka? Evet. Sondan birinci olur. Sondan birinci olur diyenler bana kaldırıyor. Sondan birinci olur. Evet. Kaldırın parmakları. 1, 2, 3. Niye kaldırmıyorsunuz? Evet. 4, 5. Aynen sorulan cevabını biliyorlar. Bence tur. Tur bindiriyor tabii ya. Evet. Kaç kişi? 5. Hiç mi formüle bir seyretmiş? Başka cevap. Hiç evet. Sonuncu olur. Sonuncu olur diyenler? Delikanlıya bak. Zeki mi? Şu delikanlıya bak. Sonuncu olur diyenler. Bir dakika. Parmak kaldırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başka? Değişik cevap. Buyurun hocam. Sonuncu sollanmaz. Ben onu diyeyim. Sonuncu sollanmaz dedi hocam. Sonuncu sollanmaz. Sonuncu sollanmaz diyenler parmak kaldırsın. Sollanmıyor. Hiç mi formüle bir seyretmedim? Cevap vermiyorsunuz. Yani. Hiç mi 5000 metre koşusu seyretmedim? Sonuncu zaten. Sonuncuyu nasıl sollayacaksınız? Sollanır hocam. Cevap bu değil. Evet. Cevap yanlış hocam. Bunu bildiriyor. Şimdi aşamada bir sorumuz var, onu da geçelim, fazla uzatmayalım. Dördüncü soru, ama lütfen dinleyin ve buna katılın artık. Hocam, üçüncü soruda tur atmak değil miydi? Efendim? Üçüncü soruda. Tur atmak nedir bilmiyorum, sonuncuyu geçemezsiniz bu zaten. Darbe edeyim, şöyle darbe. Sonuncuyu nasıl geçeceksiniz? Darbe edeyim hocam, uzun metrajlı bir koşu, evet. 10 kişi koşuyor. Birinci, en sondakini tekrar sor. Bir tur mu? Tur bindirmek hocam. Bir, tur bindirmek yani sonuncu yani. İkinci tur atarken siz üçüncü tur bindiriyorsunuz. Yani. Ha, siz turlu bir şeyse. He, turlu bir şeyse. Peki dördüncü sorumu okuyorum. Ayşe'nin babasının 5 tane kızı var. Yani Ayşe ile 5 kardeş. Adları şöyle. Beşincisi de Ayşe. Çaça, Çeçe, Çiçi, Çoço. Böyle olunca beşincisinin adı nedir? Ayşe olur. Ayşe. Ayşe mi? Ayşe. Ayşe. Emin misiniz? Emin. Başka? Ayşe. Evet. Ayşe. Evet. Çüçü. Çünkü öyle gidiyorsa ça ça çe çe çiçi çüçü sıra geldi çüçüye. Ayşe'yi nereye koyacağız? Ayşe. Evet. Bir. Peki. Neyse, bilinçli olmaya bu kadar örnek yeter değil mi? Şimdi ikinci bölümümüze geliyoruz. Dengeli olmak. Dengeli olmak deyince ne anlıyoruz? Herhalde dengesiz olmamak diye anlayacağız değil mi? Y-
Yani teraziyi düz tutmak. Peki bu konuda görüşünüz nedir? Dengesiz yaşayan bir toplumda mıyız? Evet. Bir daha oylama yapalım ama katılmıyorsunuz, bir anlamı kalmıyor. Dengeli bir toplumda mıyız, dengesiz miyiz? Ne diyorsunuz? Dengesiz değil mi? İttifak ediyor muyuz? Çoğunluk dengesiz mi? Dengesiz yaşıyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Dengesiz olmamak. Dengeli olmak demek, adil olmak demektir. Adil olmak ne demek? Adalet nedir? Bir şeyin yerinde olması, bir hareketin yerinde yapılması adalettir. Bir yerin olması gereken yerde olmaması zulümdür. İslam adalet dinidir. Dolayısıyla dengeli olmak demek, adil olmak demektir. Bir şeyin nerede bulunuyorsa, bulunması gerekiyorsa orada bulunması, bir harekette ne doğruysa onun yapılması demektir. Dengeli olmak demek, orta yolu bulmak demektir. İşlerin en hayırlısı orta olanıdır. Yani ifrat ve tefritten kaçınmak demektir. İfrat ne demek, tefrit ne demek? Bir şeyden çok fazla yapmak ifrat, az yapmak da tefrittir. Yaptığını yerli yerinde yapmak da dengeli olmak demektir. Şimdi size bir sorumuz var. Akıllı mıyız, duygusal mıyız? Evet. Yalnız bu konferans değil, seminer. Seminer de hep birlikte olursa bir anlam ifade eder. Dolayısıyla lütfen hep beraber katılalım. Ben akıllıyım diyenler. Ben duygusal değilim, akıllıyım. Bak üçüncü alternatif yok burada. Ben %51 oranında akıllıyım. %51 oranında duygusalım diyenler. Buyurun. Kim çekiyor? Aferin. Evet. Neydi senin ismin? Merve Nur. Merve Nur. Ne oldu? Ha, söylediği şey bir daha söyle, biraz daha yüksek sesle. Az önce dengeli olmaktan bahsettik. Dengeli olmamız gerekirse ikisi bir arada olması gerekiyor. Evet, Merve Nur. Onu söylemek için insanların dikkatini çekmek gerekiyor. Ben de dikkat çekmek için böyle yola başvuruyorum. Yani insanlar olarak genellikle akıllı mıyız, duygusal mıyız onu ölçmeye çalışıyorum ki eğer bu toplumun çoğunluğu akıllıyım diyorsa biraz duygusal yöne iteceğim. Eğer çok duygusalız diyorsa onları da biraz akıl tarafına çekeceğiz. Bizim soruyu çektim. Seminerimizin adı da dengeli olmak. Nasıl? Onun için soruyoruz. Bir bakalım kontrol edelim. Akıllı insanlar mı çok, duygusal insanlar mı çok? Ben akıllıyım %51 oranında diyenler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 tane akıllı. Geziyorum. Evet. Geri kalan da duygusal. Evet. Ben sağlıyorum hocam. Ne demek o? Her ikisi de var. %50-50. Maşallah. Evet. Eğer gerçekten öyleyse ben şimdiye kadar akıllı bir adam görmedim de. Dünyanın en akıllı insanı benim aslında. Ama kendimi hiç akılcı hareket etmediğini görüyorum. İnanmıyor musun şimdi benim en akıllı olduğumu? Peki siz kendinizin en akıllı olduğunu inanmıyor musunuz? Akılları pazara çıkarmışlar, gitmiş herkes aklını kendi aklına almamış mı? Benim aklımla değiştirmek isteyen var mı?
Herkes kendisini akıllıcandır, öyle değil mi? Ve kendisi... Evet. Akıllı mıyız, duygusal mıyız? Bu soruyu sorduktan sonra... Evet, akıl-duygu dengesini istiyoruz. Bakın İmam-ı Azam ne diyor? İmam-ı Azam Hazretleri bir gün kendisine doğru gelmekte olan bir hayvana yol verip kenara çekilmiş. Orada bulunanlar Ebu Hanife'ye niye kenara çekildiğini sorduklarında ondan şu cevabı almışlar. Onun boynuzları var, benim ise aklım. Evet. Allah da aklımızı çalıştırmamızı istiyor. 130'dan fazla yerde Kur'an-ı Kerim'de akletmeyi, aklımızı çalıştırmayı istiyor. Ama aklımızı çalıştıramıyoruz. Çekme kardeşim. Şimdi o duygusallıklarımızı örnek vereyim mi? En iyisi vermeyeyim. Bu kadar yüklendik, o kadar utandırdık ki en iyisi bunun nasıl, hangi konularda denge var, denge kurmamız gerekir, onun üzerinde durayım. Evet, duygularımızda dengeli olalım. Örneğin, sevgide dengeli olalım. Nefret etmekte dengeli olalım. Kıskançlıkta dengeli olalım. Öfkede dengeli olalım. Korkuda, kaygıda, değer vermede, takdir etmede, özgürlükte, kendini beğenmede, sevinçte, üzüntüde, öfkede dengeli olalım. Katılıyor musunuz? Peki örnek verebilecek var mı? Yani sevgide dengesizlik diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet. Sevgide dengesizlik olamaz. Sevgide dengesizlik olur efendim. Olur dedi, olamaz dedi. Ulema ihtilaf etti. Buyurun. Örneğin bir annenin birkaç çocuğu var. Çocukların birini farklı sever, birine başka türlü davranır. Niçin sevgide de dengesizlik olmasın? Günümüzdeki, gözümüzün önündeki olup gider. Güzel, böyle bir örnek var. Evet. Çok güzel. Nasıl olamaz? Ya hocam, birçok türlü bir elde olmadan gerçekleşir. Sevgide buna davranır bence. Dolayısıyla aşırılık olmaz. Seviyorum o halde varım. O adam. Ha, olabilir. Tabii yok. Yani doğru mudur bu? Doğru değil. İşte doğru. O zaman aynı şeyi söylüyorum. Doğru değil. Evet. Yani peki kıskançlıkla da denge mi gerekir? Yani biraz kıskanç mı olmak lazım? Evet. Ne diyorsunuz kız? Biraz kıskanç. Şimdi ne denge? Ne demek kıskançlıkla denge? Dengesizliğe örnek verelim. Hiç kıskanmayan. Dengesiz. Böyle. Çok kıskanç. Böyle. E şimdi dengesi nasıl olacak? Biraz kıskanç olacak. Öyle mi? Hatırlıyor musunuz? Buyurun. Eğer kıskançlık yapısında varsa herkese olmayabilir. Olmalı mı olmamalı mı? Varsa. Hayır. Olmalı mı olmamalı mı? Evet. Hocam kıskançlık azı kadar çoğu zaman hesabından kişiye acı ve üzüntü vermeden normal şartlarda yapmış. Evet. Yerine göre arkadaşını kıskanacaksın. Yani ona imrenme diyoruz değil mi? İmreneceksin ki sen de harekete geçersin. Eşini kıskanacaksın. Hiç kıskanmasan olmaz. Ama aşırı kıskanırsan onun hayatını da, kendi hayatını da sıkıntıya sokarsın. Öfke, hiç öfkesiz bir adam. Düşünün. Amerika'da yapılan deneylerde trafik kazası veya çeşitli kaza geçirmiş, beyinde öfke duygularının oluştuğu merkez yok olmuş. İnsanlar hiç öfkelenmiyor. Şimdi geliyorsun, yapıyorsun, gülüyor. Küfür ediyorsun, gülüyor. Affedersin. Olur mu böyle bir şey? Buna ne diyoruz biz? Zillet. Değil mi? Yerine göre öfkelenmesini de bilmek gerekiyor. Eşittâ ve alem kuffâri ve ruhamâhu meynem.
Şimdi bakalım hadi İlahi Akçılar mealini söylesin. Kafirlere karşı şeklinde. Eşitta ve alel küffari ve ruhamahu beynem. Kafirler ayrı. Evet. Kafirlerden hapsi yok. Kafirler kafirlere karşı öfkelidirler ve ismi sevdiler fakat kendi aklımda merhametlerine. Evet. Sekiz suresinde. Korku da hiçbir şeyden korkmuyor. Değil mi? Gençlere diyorsun ki ne var korkacak diyor.